Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda iki sırada biten yine kolay bir örgü modeli paylaşacağım. Hiçbir yerde görmediğiniz şık bir model. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Modelim için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü ve ona uygun da 3,5 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yandaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle iki şişmede birlikte ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 2 ilmekten oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve eee alt kısmına lastik gerektirmeyen bir model onu da belirtmek istiyorum şimdi modelime ilk sırasıyla başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım şişime bir doladım 1 2 3 ilmek düz ördüm sonrasında 2 ilmeği örmeden sağ şişimi aktarıyorum 2 ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim Örmeden aldığım 2 ilmeği ördüğüm ilmekle yer değiştiriyorum. Sonra bu 2 ilmeği de düz örerek kesiyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şişime bir doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm yine. 2 ilmeği örmeden sağa mı aktardım? 2 ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum ve 2 ilmeği örmeden almıştım. Ördüğüm ilmekle yer değiştiriyorum. İkisini birlikte düz örerek yine kestim. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Başta artırma yaptığım için sonda artırma yapmıyorum. Direkt kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şişime bir doladım. Bir artırdım yani bir 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters ördüm. Tekrar şişime 1 doladım. Yani 1 artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters ördüm. Başta artırma yaptığım için sonda artırma yapmıyorum. Buralara dikkat edin lütfen. Ee, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet sizlerle beraber bir tane modelimizi yaptık. Şimdi ikinci modelimizle beraber yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şişime bir doluyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği örmeden sağ aktardım. 2 ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim. Örmeden aldığım 2 ilmeği ördüm ilmekle yer değiştirip bu ikisini de düz örerek kesiyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şişime 1 doladım. 1 2 3 ilmek daha düz ördüm. 2 ilmeği örmeden sağa aktardım. 2 ilmeği soldan sağa doğru düz örerek kestim. 2 ilmeği örmeden sağa aktarmıştım. Ördüğüm ilmekle yer değiştiriyorum. Bu 2 ilmeği de düz örerek kesiyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Başta artırma yaptığım için sonda artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçtim kenara ilmeğimi örmeden aldım. Şişime bir doladım. Yani bir artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters ördüm. Şişime bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters ördüm. Yine başta artırma yaptığım için sonda artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, modelimizin bu iki sırada tekrar eden kolay bir örgü modeli. Biraz rahatsız olduğum için konuşmakta zorlanıyorum. Hatam olduysa kusura bakmayın. E, takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar başa alarak yapabilirsiniz yahut da bana yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz ben kamera arkasında farklı bir rengimle de bu modeli çalıştım bakın bu şekilde arka yüzü de bu şekilde şimdi bu modelden neler yapabiliriz hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum bu modelden çok güzel yelek yapabilirsiniz. Şallarınızda, atkılarda, özellikle bluzlarda da çok güzel olur diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.